Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün en çok konuştuğumuz, benim de aslında bu dertten çok fazlaca muzdarip olduğum bir konuyu konuşacağız. Hamilelik sonrası saç dökülmesi. Tekrar hoş geldiniz. Hamilelik dönemi boyunca e, artık erkek çocuk doğurduğum için midir? Yani bir e, erkeğe hamile kaldığım için midir? Hani kız güzelliği alır derler ya. O yüzden mi yoksa gerçekten hani hormonal bir şey mi bilmiyorum ama cildim ve saçım inanılmaz güzeldi. Saçlarım böyle lepiska gibiydi. Yine burada çok sorduğunuz bir soru var. Hemen onu da e, söyleyeyim. Ben hamileliğim boyunca hiç saç kestirmedim. Biri batıl bir şekilde bana batıl inanç olan hamilelikte saç kestirilmesi söyledi. Ve benim saçım böyle, yaklaşık şu kadar falan. Ondan sonra uzadı neredeyse buralara geliyordu. Ondan sonra bütün balyajım aşağı indi. Ve bu sebeple de hamilelikte saçta boyatmadım. Çünkü ben zaten balyaj yaptırıyorum. Dipten boya yaptırmadığım için hamileliğim süresince de böyle bir şey ihtiyaç duymadım. O ombreleri böyle aşağıda aşağıda kullandım. Ve saçlarımı hiç kestirmedim. Çok da sağlıklıydı, çok parlaktı. Cildim çok güzeldi, saçlarım harikaydı. Ta ki doğurana kadar. Doğurduk, geldik. Lohusalığımızın kıymetini biliyoruz. Her şey çok güzel. Kocamızı çok seviyoruz. Gidiler, çiçekler, böcekler. Kayınvalide harika. Bir köşede oturuyor. Biz Allah'ım iyi ki var başımızdan eksik olmasın diyoruz falan. O sırada böyle e, o girebildiğim 5 dakikalık duşlarda saçımı şöyle yapıyorum. Resmen tomar tomar taş dökülüyor ve ben şunu gördüm. Şu aralarda böyle 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 açılma gördüm. ya yani o kadar çok saçım dökülüyordu ki artık resmen kelliğe doğru gidiyordu. Bu esnada işte Emir'in yalan olmasını ilk ay kontrolüydü galiba. Doktora gittik e, ve ben çocuk doktoruna dedim ki ya benim inanılmaz saçım dökülüyor. Doktor dedi ki emzirme döneminde ve hamilelik sonrası bu beklediğimiz bir şey. Biyotin kullanabilirsin. Müsaade ediyorum. E, günde bir tane biyotin e, vitaminini almaya başladı Şu aşağıda ya da bu aşağıda Fırat'cığım nereye koymak istiyorsun? İstersen tepeme, başımın üstüne nereye koymak istersen Solgar'ın biyotinini kullandım ben. Ee, ama tabii ki bu konuda lütfen doktorunuza danışarak ilerleyin. Çünkü hani her doktor aynı fikri söylemeyebilir. Çünkü e, sanıyorum Solgar'ın arka tarafında hamileler ve emzirenler kullanamaz yazıyor. O yüzden de ben rahat, gönül rahatlığıyla doktorumdan da müsaade alarak biyotin kullanmaya başladım. Tabii ki bu bir mucize değil. Hemen bir tane ağzınıza attığınızda anında saç dökülmeniz azalmıyor. Yaklaşık 3 ay, 4 ay boyunca önce ben bu çileyi çektim. Ve bu esnada işte birçok kişiyi takip ediyorum, forumları okuyorum. Bir ben falan herhalde dedim biyotin işe yaramıyor yani. Ondan sonra benim saçlarım dökülmeye devam ediyor. Bu esnada benim çok gerçekten fikirlerine önem verdiğim, asla şahsen tanımadığım, hiçbir yerde denk gelmediğim, denk gelsem kesinlikle yanına gidip konuşacağım. Instagram'da The Merve Tuncer var. Ben çok hani anneliğini de çok beğeniyorum, çok tatlı buluyorum. Hem çalışmaya çalışıyor, hem kendisi bakıyor vesaire. O dedi ki hani aynı dertten ben de muzdaribim. Yaklaşık 3 ay 4 ay olması lazım çocuklarımızla. 6'dır. Daha benden daha önce doğum yaptı. Restorex diye yine burada, burada ya da tepemde nereye koymak isterse Fırat'cığım orada görebileceğiniz. Restorex şampuanı önerdi. Ve ben koşa koşa gidip gratis'ten aldım. Hatta iki tanesi 9 lira mıydı neydi Allah Allah dedim kafayı yakacağız şimdi yani bu kadar ucuz olur mu falan. Ondan sonra ama ben gerçekten söylediğim gibi fikirlerine çok güveniyorum. Hani özellikle onun söylediği şeyleri de almaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten ne reklam ne denemeden kullanılan ürünler. O yüzden hani önce beni tabii ki ama sonra onu takip edebilirsiniz. Ve gittim Restorex aldım. Hakikaten çok işe yaradı bu arada. Hatta 9 lira olunca kutu kutu aldım falan böyle. Ve onunla bir şekilde o ilk 6 ayı kel olmadan Allah'ımıza bir şükür geçirdik. Fakat sonrasında zaten hani mevsim dönümlerinde işte vitamin eksikliklerinde falan benim saçım hep dökülürdü. Ama çok da böyle fark etmezdim. Ama evde çocuk olunca ve devamlı böyle yerlerde emekler bir şey olunca yani o çocuğun saçı alıp böyle yemeye çalışması falan korkunç bir hal alıyor. O yüzden ben devamlı saç dökülmesi karşıtı ürünlerle hayatımı devam ettirmeye çalıştım. Restorex belli bir noktadan sonra işe yaramadığını düşünüyorum ya da ben hani düzenli kullanamadım işte tatile gittim orada şampuan değişikliği vesaire derken sebamede geçtim. Sebamed inanılmaz sertleştirdi saçımı. Zaten bir işlem görüyor saçım açılıyor vesaire. Şimdi geldiğim noktada Natural Way diye e, yine e, bir tanıdığımızın tavsiyesiyle kullandığım bir şampuan kullanıyorum. Burada göreceksiniz. Gerçekten hem yumuşacık yapıyor hem saç dökülmesini neredeyse 3 kullanımdan sonra yok etti. Ondan sonra ve gratislerle satılıyor galiba. Yani ben 25 liraya falan aldım. Ee, bilmiyorum belki indirim zamanıydı. Ama hakikaten çok faydalı. Eğer sarımsak yazıyor kutusunun üzerinde sarımsak şeyi var ama herhangi bir sarımsak kokusu yok. Kimsenin evliliğini yani lohusalık üzerine bir de sarımsakla bozmak istemem. Sarımsak kokulu bir saçla eşimizin yanına. O uyuyacağımız bir saatlik güzel zaman diliminde durmayalım tabii ki. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama onun dışında benim hani ilk çözdüğüm konu bu bir vitamin eksikliği. Sonuçta emzirdiğiniz zaman bütün vitamin çocuğa gittiği için Tolgar'ın biyotin hapıyla ben bu işi çözdüm. Onun yanında tekrarlıyorum. Hamileyken saçımı boyatmadım. Ben şahsen hamileyken saç boyatılmasına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü ne de olsa saçlarınızdan bir kimyasal içeriye giriyor. Natural boya ne kadar naturaldir bilmiyorum ama tabii ki yani şu kadar beyazınız çıkıyorsa da bunu yapacak bir şey yok. Ama sadece oradan buradan duyduğunuz duyduğum bilgi ilk 4 ay ya da ilk 3 ay gerçekten bir risk olduğu. Ona göre siz kendi önleminizi alıp doktorunuzla beraber ilerleyebilirsiniz. Benim hamilelik sonrası saç dökülmesiyle ilgili yaşadığım süreç ve kullandığım ürünler ve deneyimim bu şekilde. Ama sizin bulduğunuz bir formül, bulduğunuz bir ürün ya da herhangi bir şey varsa mutlaka videonun altına yorum olarak bırakabilir. Instagram'da beni takip edebilir ve dilediğiniz soru için DM atabilirsiniz. O sorulara cevap veren benim herhangi bir sosyal medya ekibim yok. Maazallah daha şey başı başı olamadık çünkü. O yüzden olduğumuz zaman ama mutlaka birini tutup size onu göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya yine bugün aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.